Tabii bu sunumu Burak Bey'den sonra yapmak çok zor. İki açıdan çok zor. Birincisi onun sunumu çok eğlenceliydi. Bana dediler ki sadece görsel sunum olacak ama sadece görsel olacak, yazı olmayacak. Yazı olmadan hukuku nasıl anlatacağımı bilemedim. Benim sunumumda yazı var ama bol bol resim koymaya çalıştım. İkincisi hani kişisel verilerimi nasıl koruyabilirim? Gördüğümüz kadarıyla koruma çok da mümkün değil. O zaman asıl yapmamız gereken verilerimizi sağa sola yayarken farkındalığımızı arttırmak. Asıl yapılması gereken bu. İlk önce bu alanda bakmamız gereken biz kişisel verilerimizi nerede, ne şekilde etrafa yaydığımızı farkında mıyız? Bizim kişisel veri olarak düşündüğümüz ya da düşünmediğimiz şeyler o alanda farkındalığımız ne? Yani biz bir bilgiyi verirken bunun kişisel veri olup olmadığını, bunu bir değere dönüşüp dönüşmeyeceğini farkında olabilecek miyiz? Karşı tarafın, bizden kişisel verilerimizi toplayan tarafın bizim rızamıza ihtiyacı var mı yok mu? Bize o veriyi alırken yeterli bilgiyi verdi mi? Bu veriyi nasıl kullanacağı konusunda bizi bilgilendirdi mi? Dikkat etmemiz gereken noktalar. Bizim verimizde ne yapacak? Kendimi kullanacak. Bir başkasıyla bu veriyi paylaşacak mı? Bu veriyi ne kadar süre için saklayacak? Saklama süresinin sonunda bu veriyi nasıl imha edecek, nasıl ortadan kaldıracak? Ve bunun karşılığında eğer bu süreçte hoşumuza giden bir şey olmazsa bizim karşı tarafa, verimizi bizden toplayan tarafa karşı kullanacağımız haklar nelerdir? En temel noktalar, yani bu aşamada, bu süreçte farkındalığımızı artırmak için en temel noktaları kısaca böyle özetleyebiliriz. Ama ben yine aynı noktaya geri dönüyorum. Diyorum ki Burak Bey'in konuşmasından sonra aslında verilerimizin saklanmasını istemediğimiz zaman bile saklamama diye, gerçekten yok edilme diye bir şey çok da mümkün değil. Nasıl toplanıyor verilerimiz? Aslında günlük hayatımız içinde her adımda hiç farkında olmadan bütün akıllı cihazlarla iş görüşmelerine gidiyoruz. İş görüşmeleri sırasında bize sorular soruluyor. Bu soruları hiç düşünmeden belki de karşı taraf bu veriyi bizden istemesi gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bunu düşünmeden cevaplıyoruz. Kurumlara gidiyoruz, hastanelere gidiyoruz, okullara gidiyoruz, işte elektrik idaresine gidiyoruz. Çeşitli noktalarda, alışverişlerde gerek online gerek fiziki ortamlarda sinyalizasyon sistemleriyle bile sonuçta kişisel verilerimiz bugün için toplanabiliyor. Sosyal medyayı söylemiyorum. Zaten o konuda siz bizlerden çok daha farkındasınız ki dijital ortamda yaptığımız her işlem bir şekilde iz bırakıyor. Bizimle ilgili bir veriyi açık ediyor. Ve aslında tabii bunu nasıl bu kadar rahatlıkla yapıyoruz? Yani biraz önce konuşuldu. Anne kızlık soyadı gerçekten çok önemli. Ama herkes en yakın aile profili olarak işte sosyal medyada bir de aile grubu yaratıyor. Burada akrabalık ilişkilerine kadar kendilerine ait her detayı koymaktan hiç çekinmiyor. O sırada aklımıza hiçbir tehdit gelmiyor. Peki kişisel verilerimizin neden korunması gerekiyor? Baktığımızda bütün dünyadaki hukuk sistemlerinde bunu temel haklar arasında kabul ediyorlar ve farklı sebeplere dayandırılıyor. Kimi ülkeler diyor ki bu bir kişilik hakkıdır, kişiliğin korunmasının gereği kişisel verinin de korunması gerekiyor. Bazı gruplar mahremiyeti ön plana çıkartıyor, bazıları da özel hayatın gizliliğiyle. Ama bunların tümünün geldiği nokta ne? Diyoruz ki hukuk devleti ilkesi ve demokrasinin derinlik kazanması açısından bu konu hayati öneme sahiptir. Neden hayati öneme sahiptir? Çünkü eğer yasal anlamda korumaları dijital dünyanın teknolojinin gelişmelerine uyduramazsak çok büyük tehdit altındayız. Çünkü artık
teknoloji, ekonomik, kültürel ve sosyal tercihlerimizi bizden önce belirleyecek, biz farkında olmayacağız. Onun için hukuk, gene Burak Bey'in konuşmasında ifade ettiği gibi biz 35 yıl geriyiz dedi. Bunu bir an önce açmamız lazım ki yarın İstanbul'da Kişisel Verileri Koruma Kurulu bir sempozyum, ikinci sempozyumunu yapıyor. Ve kanundaki değişiklikler, kanun yürürlüğe gireli daha henüz 2 yıl bile olmadı. Ama bu kanunda yeni değişiklikler yapmayı düşünüyor ve bu konuda önerileri toplamaya çalışıyor. Çünkü ne yazık ki yazılı kurallar hayatın temposuna, teknolojinin temposunun biraz gerisinde kalıyor. Buna yetişemiyor. Şimdi peki nasıl bir risk yaratır? Nasıl bir risk yaratır demokrasi açısından kişisel verilerimizin bu kadar çok ortalıkta dolaşıyor olması? Problem internet ortamı ve dijital ortam. Bu kontrolsüz bir veri toplanmasına neden oluyor. Bunun sonucunda bu toplanan verilerle ekonomik bir değer ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü büyük veri kavramına geliyoruz. Büyük veri neyi sağlıyor? Yani bu sağdan soldan birbiriyle alakasız görünen verilerin toplanması ve bunların üzerine yapılan bir analizle ortaya belki de daha önceden hiç farkında olmadığımız, kendimizin bile farkında olmadığı bir takım sonuçlar ortaya çıkıyor. Mesela bu konuda okurken Walmart'ın bir uygulamasına rastladım. Walmart eczane bölümünden kullanılan ilaçları dikkate alarak kişilere reklam göndermeye başlıyor. Belli tipteki ilaçları kullananların, kendi bünyelerini kuvvetlendirmeye yönelik ilaçları kullananların hamile olduğu sonucuna varılmış analitik çalışma sonucunda. Dolayısıyla bunlara çocuk hamile kıyafeti reklamları gönderiliyor. Bir baba geliyor, diyor ki benim kızıma, 15 yaşındaki kızıma nasıl bu tür reklamlar gönderiyorsunuz, bu nereden çıkıyor? Çok özür diliyorlar, sistemi şey yapıyorlar, bir daha gözden geçireceklerini söylüyorlar. Ama 2 ay sonra adam tekrar geliyor ve diyor ki siz benim evimin içinde olanı benden daha çok biliyorsunuz. Yani o toplanmış bilgi her ne kadar anonim hale getirilse de sonuçta bakıyorsunuz ki yine de kişiyle ilişkilendirilebilir hale çok kolay getirilebiliyor. Peki bu veri, bu şekilde analitik yöntemle toplanan veri nasıl kullanılıyor? Tabii ki şirketlere satılıyor. Artık şirketler gelecek yatırımlarını, stratejilerini, pazarlamalarını, bundan sonraki ürünleri sonuçta toplanan o verinin değerlendirilmesiyle ortaya çıkan raporlara dayanarak yapıyorlar. Bu neyi tetikliyor? Profil çıkarma, ayrımcılık uygulamalar ve kişilerin kendi geleceğini belirleme hakkını sınırlandırır hale geliyor. Neden böyle bir sonuç ortaya çıkıyor? Çünkü yani öyle programlar var ki oturduğunuz kredibiliteniz bile oturduğunuz bölgeye göre değerlendirilir hale geliyor. Eğer daha kötü bir muhitte oturuyorsanız o zaman bankaların kredi listesinde kredibiliteniz daha düşük hale geliyor. Bu büyük bir ayrımcılığa neden oluyor ve şeffaflığı, pazardaki şeffaflığı, yani seçimlerinizi kendiniz yaptığınızı düşünüyorsunuz. Ama tüketici tercihlerinizle, davranışlarınızla davranışsal pazarlamaya maruz kalıyorsunuz bu profil çıkartmalarla. Tabii bu kendi tercihlerimizin bile manipüle edilerek ortaya çıktığını gösterir hale geliyor. Sadece tüketim alışkanlıklarımızda olsa bir parça belki daha kabul edilebilir ama siyasi tercihlerimizde, kültürel tercihlerimizde bile aynı tehdide maruz kalabiliyoruz. Yani tek problem verilerimizin çalınması değil, o verilerle çalınmasa bile bizim sağda solda bıraktığımız verilerin kullanılmasıyla ortaya çıkan riskler kendi yaşamlarımızı
kendimizin kontrol edememesi noktasına kadar bizi götürebiliyor. Burada yine bir uygulama, bir yazılım programı hakimlerin kararlarında destek olunması amacıyla düzenlenmiş. Bir takım sorular soruyor sanık yargılanmakta olan kişilere. Onların verdikleri cevaplara göre bu kişilerin gelecekte suç işleme oranlarını, suç işleme ihtimallerini açığa çıkartıyor. Tabii bu çok büyük bir ayrımcılık çünkü bunun sonucunda şu görülüyor, siyahların skorları, gelecekte suç işlemeye yönelik skorlarının çok daha yüksek olduğu çoğu kez ortaya çıkıyor. Sonuç belli değil ama böyle bir programın kullanılması, yani şu an gerçekten suç işlenmiş mi işlenmemişin ötesinde gelecekteki suç işleme potansiyeline göre bugün o suçu işlemiş olma ihtimali yönünde karar verilmesi gibi bir sonuç çıkıyor. Aslında bunların filmi yapılmıştı değil mi? Azınlık raporu mu? Minority Report muydu? Öyle bir film vardı ama bugün geldiğimiz nokta bunu açıkça gösteriyor. Şimdi riskler bunlar. O zaman biz farkındalığımızı artıracağız. Yani kendimizi kendimiz koruyacağız. Kişisel veri korunması kanunundaki en temel prensiplerden biri asgari veri yaymak. Hem toplayan açısından hem kişisel verisini paylaşan açısından. Korunmanın birinci koşulu bu. Çünkü kişisel verilerimiz yani karşı tarafın toplaması, bunları kaydetmesi, birleştirmesi, bu birleştirdiklerini analiz etmesi, başkalarına aktarması ve analiz edilen bilgilerle profil çıkartmaya kadar bütün bu süreç toplama anından itibaren biz buna veri işleme diyoruz. Sadece verilerin toplanıp bir yerde düzenli olarak kaydedilmesi bile aynı şekilde kişisel veri işleme olarak nitelendirmek için yeterli. Peki kişisel veri dediğimiz şey ne? Aslında çok geniş. Biz belki bugün için şu anki bilgimizle saydıklarımız yarın kişisel veri kapsamının büyümeyeceği anlamına gelmiyor. Daha büyüyebilir, genişleyebilir. Çünkü diyoruz ki kimliği belirli veya belirlenebilir. Gerçek kişiye ilişkin her türlü veri kişisel veridir. Bunları kanun iki grupta toplamış. Birincisi genel bilgiler, işte kimlik bilgilerimiz, IP adreslerimiz, eğitim durumu, finansal bilgilerimiz, askerlik durumu, medeni durumumuz. Bunlar genel bilgiler. Ama bir de daha çok korunması gerektiğini düşünen özel nitelikli kişisel veri. Biz buna kısaca hassas veri diyoruz. Hassas veri diye bir grup daha öngörüyor kanun. Ve burada ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, sağlık, cinsel hayat ki sağlık ve cinsel hayat hassas veri içerisinde de bir üst derece korunmaya ihtiyaç görülen bilgiler. Bu tür bilgileri en iyi seçenek işlememek. Eğer mümkünse işlememek veri işleyen açısından. Neden hassas veriler daha özenle korunuyor? Niye böyle bir kategori çıkmış? Yani ismimizle ya da finansal bilgilerimizle, bulunduğumuz lokasyonla ırk, etnik köken ya da siyasi düşüncemiz niye aynı nitelikte değil? Neden daha mahrem? Ayrımcılığı daha çok tetikleyecek nitelikteki veriler bunlar. Dolayısıyla bu verilerin ayrımcı şekilde kullanılması daha büyük mağduriyetlere neden olabilir nitelikte. Benim saçlarım galiba problem yarattı. Böyle mi? Açık mı? Evet. Şimdi peki biz verilerimizi nerede nasıl veriyoruz? Ve bunları verirken hiç düşünüyor muyuz?
benim bu veriyi vermemde yeteri kadar bilgilendirildim mi? Benden onay istendi mi? Hiç bunu düşünen var mı? Yani bir yerde mesela en basitinden alışveriş yapıyorsunuz. Migros'ta alışveriş yapıyorsunuz. Kartınız diyor. Kartım yok. O zaman telefon numaranız diyoruz. Telefon numaramızı orada yüksek sesle söylüyoruz. Yanımızdaki, arkamızdaki, önümüzdeki herkes bizim telefon numaramızı duyuyor. Geçen gün bir yerde okudum. Twitter'daydı yanılmıyorsam. Yanımda diyor, arka sırada duran diyor, benim telefon numaramı verdikten sonra, aldıktan sonra karşı taraf arkadan buluşalım mı diye bana mesaj attı diyor. Aslında farkında olmadan ne kadar kişisel bir bilgimizi oraya yayıyoruz. Aslında kurul karar vermişti bu konuda. Dedi ki eğer bu tür bilgileri istiyorsanız müşterilerinizden özel bir sistem koyacaksınız. Yani burada ben bunu, bu veriyi verirken öyle bir şekilde vereceğim ki yanımdaki, sağımdaki, solumdaki bunu duymayacak. Bizden sözlü istememeleri gerekiyor bu verileri. Bizim bunları kendimizin sisteme girmemiz gerekiyor ki veriyi koruyabilelim. Yani kanunlarda bir takım düzenlemeler var. Kurul bir takım kararlar alıyor ama bu kararlar, Türkiye'de bu kararlar bile daha henüz yaşama gerçek anlamıyla geçmiyor. Şimdi ben şunun üstünden bir iş görüşmesine gittiniz. Gerçi siz girişimci olacaksınız. Belki de bunu tersinden okumak lazım. Siz hangi bilgileri isteyebilirsiniz? İki yönlü de meseleye bakmak mümkün. Şimdi özgeçmiş, mülakat değerlendirmesi, kimlik bilgilerimiz, anne adı, baba adı, adli sicil kaydı, sonra bakıyoruz sağlık bilgilerimiz, parmak izi, sendika üyeliği, ileride çocuk sahibi olmayı düşünüp düşünmediği. Bunlar görüşme sırasında, iş görüşmesi sırasında bizden istendiğinde nasıl bir tepki vermemiz gerekir? Mesela bakalım, biz önceki sayfaya gidelim. Adli sicil kaydımız istendi. Ne diyeceğiz? Hayır, vermem deme şansımız var mı? Yok, değil mi? Şimdi burada bu listede gördüklerimizden bazıları o hizmet akdinin kurulması için ya sözleşmenin hayata geçebilmesi için ya da kanundan doğan yükümlülüğün, yani işverenin kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmesi için vermemiz gereken veriler. İtiraz edemiyoruz. O zaman veri işleyen demek ki bazı bilgileri isterken bizim olur olmaz deme şansımız yok. Çünkü bir yükümlülük, bir zorunluluk. Ama mesela bize ileride çocuk sahibi olmayı düşünüp düşünmediğimiz soruldu. Böyle bir soru sorulabilir mi? Bu konudaki cevabımız kayıt altına alınabilir mi? Değil mi? Yani bu tümüyle ayrımcılığa neden olacak. O iş akdinin kurulması açısından zorunlu bir bilgi değil. Parmak izi. Öğle yemeğinde yemekhaneye giriş ve yemek yiyen sayısının belirlenmesi için parmak izimiz isteniyor. Gerek yok. O zaman bizden istenen verileri her zaman için amaç hukuka uygun ve meşru mu? Bu değerlendirmeyi yaparak kendi içimizde itiraz etmemiz, soru sormamız, açıklama istememiz lazım. Bu bilgiyi benden niye istiyorsun? Bizim yaptığımız bu işlem için bu veri senin açısından gerekli mi? Bunu kendi içimizde öncelikle sorgulamamız lazım. Eğer bize belirtilen amaca hizmet akdinin kurulması, işte internetten alışverişin tamamlanması, bu amaç için bizden istenen bu veri gerekli değilse, bu veri olmadan da aynı sonuç elde edilebiliyorsa veriyi vermekten kaçınmamız gerekiyor. Sendika üyeliği, hassas veri. İnsan kaynakları birimi bu veriye ihtiyaç duyabilir. Neden? Çünkü sendika üyeliği için belli kesintilerin yapılması gerekir. Mali açıdan bu bilgi gerekli olabilir. O zaman bu bilgi sadece insan kaynakları birimi tarafından
saklanmak zorunda. Kanun bunu açıkça söylemiş. Yani işverenin bizden aldığı bilgi hangi amaçla alınıyor, hangi birim o veriyi işleyecek? Onun dışında hiç kimse o veri hakkında bilgi sahibi olmak ya da başka bir amaçla o veriyi kullanma hakkına sahip değil. Bunlar bizim denetimimizde, veri sahibi olarak bizim denetimimizdeki hususlar. Her zaman için karşı taraftan bu konuda bilgilendirme isteme hakkına sahibiz. O zaman sendika üyeliğine ilişkin verimizi insan kaynakları saklayabilir ama Ar-Ge departmanındaki herhangi birinin bu veriyi kullanması, bilmesi, saklaması mümkün olmayacaktır. Parmak izi. Yemekhaneye girmem için parmak izi gerekli mi? Hayır, kartla da yemekhaneye girebilirim değil mi? Yani kim yemek yedi, kaç kişi yemek yendi? Bunun hesabı tutulmak isteniyorsa başka bir yöntem bulunabilir. Eğer illaki benim parmak izim isteniyorsa o zaman benden açık rıza almak gerekiyor. Rıza verenler yemekhaneye parmak iziyle girer. Rıza vermeyenler yemekhaneye kartla girer. Yani şunu da yapmak mümkün değil. Eğer parmak izini vermiyorsan yemekhaneye giremezsin. Hayır. Böyle bir ihtimal yok. Çünkü neden? Benim rızam özgür bir iradeyle açıklanmak zorunda. Eğer ben bir zorunlulukla o rızayı verdiysem bu açık bir rıza anlamına gelmiyor ve kabul edilemez. Hukuka uygun bir rıza anlamına gelmez. Kişi, kişisel verilerinin geleceğini belirleme hakkına kendisi sahip. Dolayısıyla eğer karşı taraf bizden bu veriyi o sözleşmeden doğan hakların kullanılabilmesi için kanundan doğan bir zorunluluk gereği ya da trafik kazası geçirdiniz, hastaneye geldiniz, o sırada sizin isminiz, kaydınızın yapılması için sizden onay alınacak bir durum söz konusu değil. O zaman kimliğinizden bulunan bilgiler alındı, kullanıldı. Bu gibi özel durumlar yoksa kişisel verimiz her zaman için rızamıza dayanarak işlenebilir. Karşı tarafa rızamızı vermediğimizi bildirebiliriz ya da başta rıza versek bile dilediğimiz zaman bu rızayı geri çekebiliriz. Biz rızamızı geri aldığımız an artık veri sorumlusu, bizden o veriyi alan bu kullanımı durdurmak zorunda. Ama hiçbir zaman unutmayalım. Bu veri eğer dijital ortamda verildiyse, bu rıza dijital ortamda verildiyse, bunu geri aldığımızda o verinin bize imha edildiği söylense bile ne kadar imha edildiği soru işareti. Yani onun için dijital ortam her zaman için çok daha tehlikeli. Evet, bir şey söyleyeceksiniz galiba. Hayır, anonim şekilde işleme KVKK'ya aykırı değil. Ama veri büyüdükçe onun anonim halde kalma ihtimali ne kadar? Yani çünkü o veriyi başka bir veri setiyle birleştirdiğinizde kişilere ulaşılabiliyor. İşte Walmart örneğinde olduğu gibi. Yani o sadece isimle belirli değil. Bunlar diyor bu ilacı aldılar. Ama diğer veriyle birleştiğinde sonuçta o kişiye ulaşılabiliyor. O kişiye ulaşıldığı an bu hukuka aykırı bir sonuç yaratabilir. Zaten asıl problem bu. Şimdi bizim kanunumuzda profil çıkartmaya ilişkin hiçbir hüküm yok. GDPR'de var. GDPR diyor ki profil çıkartmaya itiraz edebilirsin. Bizde sadece otomatik veri işlemede çıkan sonuç, o analiz sonucunda ortaya çıkan sonuç sizin aleyhinize ise buna itiraz edebilirsiniz diyor. Aleyhe ya da lehe. Bunu kim değerlendirecek? Kime göre aleyhe, kime göre lehe? Tabii bu çok ucu açık bir şey. Ama profil çıkartmadan kesinlikle bahsedilmiyor kanunda. Evet.
dijital ortamda sorumluyu bulabilecek misiniz? Sorumluya karşı hakkınızı arayabilecek misiniz? Tabii. Mesela bu blockchain teknolojisi de gelişiyor ya, mesela bu ilaç şirketlerinin klinik denemelerinde ya da işte hasta datalarının sigortasında paylaşımında çok daha verimli olması konusunda kullanabilecek bir teknoloji olarak bahsediliyor. Benim aklıma takıldığı bir genel kısmı geliyor ama genel olarak sizce bu blockchain'in dataları özellikle sağlıkta mesela kaydetmesi konusunda yasal mı sizce? Sağlık boşluk var sağlıkta. Yani şöyle, sağlık verileri hekimlik yemini etmemiş, gizlilik yükümlülüğü olmayan hiç kimseyle paylaşılamaz diyor. İş yerinde bile sağlık verileri insan kaynakları tarafından değil, iş yeri hekimi tarafından saklanmak zorunda. İşte görememesi lazım. Yani hastane içinde sizin sağlık verinizi, yani adınız, soyadınız, hastaneye girişinizi görebilir belki ama sağlığa ilişkin... Sağlık geçmişini görmüyorlar. Evet, evet. Evet, onu görememesi lazım. Onu görememesi lazım. Yalnız şu var, bu konuda bir düzenleme yapıldı ama bu iptal edildi. Danıştay bunu yetersiz buldu. Şu an sağlık verileriyle ilişkin ikinci bir düzenleme, yani kanun sadece bunu söylüyor ama başka hiçbir açıklama yok. Dolayısıyla uygulamalar bile, sağlık uygulamaları bile, bir aplikasyona girdiniz, aplikasyonu kullanmak için bir takım veriler verdiniz. Ben bunu onayıma tabi, onayı geri çekiyorum, onayı geri çekersem uygulamayı kullanamıyorum. Dolayısıyla orada çok büyük bir açık var. Yani şu an sağlık verilerinin tıp hekimler dışında kimseyle paylaşılmaması gerekiyor aslında. Değil tabii. Değil. Bu şu an için yasal değil. Şu an için yasal. Hayır, rıza, her şey rıza. Yani dedim ya, sağlık verisi bir üst şey, bir başkasının hekimler dışında sağlık verisini işleyebilmesi sadece onaya tabi. Onay yoksa işleme yok. O zaman yasal olur. Ama onay verdiniz, onayınızı geri çektiniz. Yani şöyle bir sigorta, onay vermiştiniz, onayı geri çektiniz. Sözleşmeye dayanı, sözleşme sebebiyle karşı taraf o veriyi işleyemez hale geliyor. Yani hastane kapsamında ve hekimler kapsamında aynı kurala bağlı kamu kuruluşları da. Şimdi o bir kanuna dayanıyorsa, yani bu verilerin devletle, daha doğrusu devletle değil de belli kurumlarla paylaşılması bir kanuna dayanıyorsa o zaman istisnaya giriyor. Orada rızaya gerek kalmıyor. Ama sağlık verileri şu an aslında son derece açık bir alan. Biz diyoruz ki, şimdi karşı taraf bizden veri istiyor. Veriye ister kanun gereği, ister bizim rızamızla işlemek durumunda olsun. Yani illa rızaya gerek olmasa bile veriyi bizden isteyen her zaman için bu veriyi neden istiyor? Bu veriyle ne yapacak? Hangi birim bu veriyi kullanacak? Ne kadar süre saklayacak? Nasıl saklayacak? Bir başkasıyla yurt içinde ya da yurt dışında bir başkasıyla paylaşacak mı? Ve benim
bu işleme karşısındaki haklarım ne? Bunları bildirmek zorunda. Biz buna aydınlatma yükümlülüğü diyoruz. Ve veri toplayan, önemli ya da önemsiz, hangi veriyi toplarsa toplasın, veri toplayan kesinlikle bu bildirimi yapmak zorunda. Bilmiyorum, hiç okuyor musunuz yani internet ortamında? Hiç okuyor musunuz? Gizlilik politikamız diyor. Hiç okuyan var mı? Değil mi? Çoğunlukla bakmıyoruz bile. Ama ha? Çok küçük yazıyor. Çok standart ifadelerle yazıyor. Dolayısıyla biz gerçekten orada bizim verimizle ne yapılacak bilmiyoruz. İşte diyor ki üçüncü kişi yazılımlarla paylaşılabilir. Üçüncü kişi yazılımlarla neden paylaşılıyor? Yani siz onlardan bir hizmet, bu sayfayı işletmek için bir hizmet aldığınız için mi? Mesela finans bilgilerim ödeme kurumlarıyla mı paylaşılıyor? Bunu mu demek istiyorsunuz? Yoksa kendi kafanıza göre bir takım uygulamalara girip de benim verimi birilerine mi veriyorsunuz? İkisi birbirinden farklı. Neden? Ödeme için bir finans kurumuyla verimi paylaşıyorsanız evet bu bir zorunluluk. Ama siz benim verimi satıp pazarlama amaçlı birilerine satıyorsanız o zaman benim onayıma ihtiyacınız var. Bu bir zorunluluk değil çünkü. O nedenle yani aydınlatma yükümlülüklerini bence daha dikkatli okuyup buradaki açıklar üzerinden ilgili karşı tarafa web sitesi işletene geri dönme imkanımız var aslında. Yani biz onları zorlayacağız. Bu bize verdiğin şey bize yetmiyor. Ben bundan hiçbir şey anlamıyorum. Üçüncü kişiyle kastettiğin kim? Üçüncü kişiyle hangi amaçla verimi paylaşıyorsun? Bunlar bizim zorlamalarımızla ancak olacak. Yoksa herkes genellikle de yabancı internet sitelerinden alıp işte kendilerine göre tercüme edip birbirinin kopyası metinler kullanıyor. Ama bu yeterli değil. Aslında bu yeterli değil. Peki bize dedi ki bu satış işlemi için araba satın alıyorum. Araba satın alırken benden sözleşmeyi kurmak için verilerimi istiyor. İşte adımı soyadımı istiyor, telefon numaramı istiyor, kredi kartı bilgimi istiyor vesaire. Bu tür bilgilerimi aldı. Bunları neden aldı? Aramızda bir sözleşme var. Yarın öbür gün pürüz çıkarsa kime döneceğini ve satışı ispatlamak için aldı. Değil mi? Bana da bunu bu şekilde belirtti. 3 gün sonra benim telefonuma, e-mailime bir takım reklamlar geldi, gelmeye başlıyordu bu şirketten. Diyor ki işte burada şu tür aksesuarımız var. Bir üst modelinde bu özellikler var. Bana pazarlama reklam yapıyor. Benden aldığı verilerimi pazarlama amaçlı kullanabilir mi? Satış için verdim. Sözleşme kurulsun diye verdim. Daha sonra bu verilerim bana reklam olarak geri döndü. Bu mümkün mü? Kanuna göre mümkün değil. Veriyi hangi amaçla alıyorsanız sadece o amaç için kullanacaksınız. Amacı değiştirdiğiniz an yeniden bütün o değerlendirme süreci başlıyor. Yani ben o zaman o aldığım veriyi rıza olmadan bu yeni amaç için kullanabilir miyim? Kullanabilirsem bunu yeniden bildirmem lazım. Bu konuda bilgilendirmem lazım. Ben verini bu amaçla almıştım ama bu amaçla da kanun gereği bu amaçla da kullanacağım. Eğer rızam olmadan kullanamayacaksa bu sefer bana benden açık rıza alması gerekiyor pazarlama amaçlı verilerimi kullanmak için. Bir de tabii şöyle bir şey var. Elektronik iletişim kanunu diye bir kanun var. Bu kanunda diyor ki, bu başta izin almış olsanız bile, pazarlama izni almış olsanız bile, her gönderdiğiniz bildirimin altına, biliyorsunuz telefonlarınıza geliyor, e-maillerinize geliyor. Ben artık bildirim almak istemiyorum. Bunun için bir açıklık koymanız ve bir geri dönüş imkanı sağlamanız lazım tüketiciye diyor. Peki ben bunu denedim, birkaç kere denedim.
Mesajınız ulaşmıyor. Mesajınız ulaşmıyor cevapları alıyoruz. Dolayısıyla aynı, yani kanunun öngördüğü bildirimler yapılıyor ama bu bildirimlerin hayatta bir karşılığı olmuyor. Bunların hepsinin tek bir yolu var, bizim bilinçlenmemiz ve haklarımızı üşenmeden kullanmamız. Ne olacak canım demememiz ve bunun üstüne gitmemiz. Bunun içinde kurul gerçekten her şikayeti değerlendiriyor ve konuyu çok ciddiye alıyor. Kişisel Verileri Koruma Kurulu bir şikayetle bu sorunu bir başkasının kucağına bırakabilirsiniz. Yani birebir sizin o firmayı takip edip ona karşı haklarınızı aramanıza bile gerek kalmayabilir. Bazen de şöyle oluyor. Diyor ki alışveriş yapmak istiyorsunuz internette. Evet yapabilirsin ama önce kayıt olman gerekiyor. Sistemimize üye olman gerekiyor. Kanun diyor ki, hayır bunu yapamaz. Yani benim karşı taraftan hizmeti almamın ön şartı, o hizmet için zorunlu olmayan verileri verme şartıma bağlanamaz. Eğer bunu yaparsanız bu yine hukuka aykırı bir işlemdir. Artık ben üye olmadan da benim verilerimi kaydetme, ben sadece bu alışverişi yapıyorum, onun dışında da verilerimin kaydedilmesini istemiyorum seçeneği her zaman için bana açık olmak durumunda internet üzerinden yaptığımız alışverişlerde. Üye olma şartıyla, oradan yeni bildirimler alma zorunluluğuyla işlemi yapmak, satış işlemini yapmak zorunda değiliz. Şimdi üçüncü kişilerle paylaşım dedik. Verilerimizi verdik. Bize amacı da belirtti. Ama dedi ki ben bu verileri başkalarıyla paylaşacağım. Acaba verileri başkasıyla paylaşması bizim rızamıza bağlı mı değil mi? Bizim rızamız olmadan da veriler üçüncü şahıslarla paylaşılabilir mi? Birinci örneğimizde demişiz ki iş başvurusu sırasında görüşmeniz ve mülakat kayıtlarınız analiz ve değerlendirme için Türkiye'de bulunan bir şirkete gönderiliyor. Bu yapılabilir mi? Rızamız olmadan yapılabilir mi? Yapılamaz, değil mi? Yani çünkü o değerlendirme için, benim iş görüşmemin değerlendirilmesi için bu bir zorunluluk değil. Eğer başka bir firmayla bir profil çıkartma, bir analiz çalışması yapılacaksa bu ancak benim o mülakatımın kayıtları, video kayıtları, görüşme kayıtları ancak benim. Bir de video dediğimiz an zaten hassas veriye de giriyor. Dolayısıyla ancak izne tabi. Peki yine bir şirket çalışanına ait kişisel verileri, işte sigorta vesaire bütün bu bilgilerini çalışmakta olduğu bir mali müşavir şirketiyle paylaşıyor. Bu onaya tabi mi? Bu onaya tabi değil. Yani neden? İşin akışı için bunu yapmak zorunda. Dolayısıyla nasıl benim o bilgilerimi hizmet akdini kurmak için ya da kanunundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için alıyorsa, aynı şekilde bunun bir devamı olan, yani üstlendiği işi bir başka firma ile yürütüyorsa, o firmayla, o firma Türkiye'de olmak şartıyla benim verilerimi paylaşabilir. Demek ki zorunluluk, yani kanundan ve sözleşmeden doğan zorunluluk, aynı şekilde Türkiye'deki üçüncü kişilerle veri paylaşımında da geçerli olmaya devam ediyor. Fakat eğer yurt dışındaki bir serverda ben şirkette çalışıyorum ya da müşterisiyim şirketin, müşteri verilerini ve çalışan verilerini çok uluslu bir şirket yurt dışındaki serverda saklıyor. Ne olacak? Şimdi kanun diyor ki bazı ülkeler güvenli olabilir. O güvenli ülkelerden birinde sizin serverınız bu mümkündür diyor. Evet ama güvenli ülkeler hangisi? Güvenli ülke listesi yok. Teorik olarak böyle bir imkan var ama pratikte bu işlemiyor. Çünkü henüz
kurul bir güvenli ülke listesi yayınlamadı. Aslında bütün bu düzenlemelerin, GDPR falan diyoruz ya, bütün bu düzenlemelerin amacı verilerin Avrupa Birliği içerisinde serbest dolaşımı. Onun için eski yönergeyi kaldırdılar, attılar. Bunun yerine bütün Avrupa Birliği içerisinde aynı şekilde uygulanma imkanına sahip olan bir tüzük getirdiler. GDPR dediğimiz düzenlemeyi getirdiler. Dolayısıyla bu tür uygulamalar Avrupa Birliği içerisinde veriler her yerde aynı standartta korunduğu için mümkün hale gelebildi. Bizim bütün bu düzenlemeleri Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde yaparken güvenli ülke listesini yayınlamamak asıl amacı tabii saptırıyor bir parça. Çünkü ticaretteki, hayattaki bu serbestliği, verilerin serbest dolaşımını engelleyen bir husus olarak kalmaya devam ediyor. O zaman biz ne yapıyoruz? İki seçeneğimiz var. Ya yurt dışına eğer bir veriye çıkaracaksak, bu kendi şirketimiz olur, Türkiye'deki yavru şirkettir, ana şirket Avrupa'dadır ya da dünyanın herhangi bir yerindedir, nerede olduğu önemli değil. Eğer o şirketle paylaşacaksak, o şirketle dahi paylaşacaksak, muhakkak müşteriden, çalışandan, veri kiminse ondan açık rıza almak zorundayız. Açık rıza vermezse veriyi orada saklayamayız. O zaman Türkiye'de sistemi kurup Türkiye'de saklama işini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun dışında üçüncü uygulanabilir, üçüncü ihtimal şu. Kurul taahhüt metinleri yayınladı. Eğer yurt dışında veriyi paylaşacağınız firma ile, kurum ile bir anlaşma yaparsanız, yani ben veriyi Türkiye'deki standartlara uygun, kanunlara uygun olarak saklayacağım taahhüdünü alırsanız ve bu taahhüt kurul tarafından onaylanırsa, artık ilgilinin onayı olmadan da saklama faaliyetini o ülkede o şekilde yapabilirsiniz. Ama bu tabii açık onayı gerektirmeyen veriler için. Eğer veriyi işlemek zaten açık onayı gerektiriyorsa, o zaman veriyi yurt dışında saklamak da her zaman için açık onayı gerektirecektir. Meşhur abla bir arar mısın, ne olur? Haklarınızı biliyor musunuz? Yarın gelip kişisel verilerin korunması kanunun 11. maddesi. Ve aydınlatma metinlerinde, yani veriniz sizden istendiğinde, verinin hangi amaçla kullanılacağı konusunda yapılan bilgilendirmenin içinde muhakkak bu haklarınızın da size bildirilmesi gerekiyor. Bir kere her zaman için, başlangıçta kabul etmiş olsanız bile, hangi veriniz işleniyor, hangi amaçla işleniyor, kimlerle paylaşılıyor, amaç dışında başka bir şekilde kullanılıyor mu, bunları sorgulama hakkınız var. Her zaman ilgiliden, karşı taraftan bu konuda bilgi isteyebilirsiniz. Bu da bir denetim mekanizması aslında. Yani ben verdim ve unuttum sanma. Ben farkındayım ve bu kullanımı takip ediyorum mesajını karşı tarafa bununla verebilirsiniz. Uygun görürseniz. Tabii. Sizi dinlemek çok keyifli. Benim haklarım dışında verilerim kullanıldı. Ve veya, o soruyu saklı tutuyorum, benim girişimim kişilerin verilerine erişmek zorunda ki o girişim olsun. Fena değil değil mi? İdare eder. Hepinizinkini nasıl kapsarım diye baktım. O bilgileri bir şekilde almak zorundayım ben yani. Onları ancak anonimleştirilerek alabilirsiniz. Arkadan bir sürü farklı soru geliyor bununla ilgili. Ben istiyorum ki özellikle sizinle arada da bunları konuşuyor olsunlar. Biz kocaman alkışlıyoruz Esin Hanım sizi. Çok teşekkür ederim.